Diyelim ki bir doğum günü partisi var ve bunlar da partiye davetli olan çocukların isimleri. Tabii ki de çocukların her birinin yaşları farklı. Bizse aynı yaşta kaç çocuk olduğunu öğrenmek istiyoruz. Düşünmemize yardımcı olması için bir grafik çizebiliriz. Tüm çocukları ve yaşlarını göstereceğimiz bir grafik ya da çizelge. Hadi gelin birlikte bu grafiği çizmeye çalışalım. Evet. Önce bir doğru çizelim. Sonra bu doğrunun üzerine her yaşı gösterecek çizgiler çizelim. Bakalım. Doğum günü partisine davetli çocukların yaşları 3 ile 7 arasında değişiyor. O halde buraya 3 4 5 6 ve 7 yazıyorum. 2 ve 8 yazmama gerek yok çünkü partiye davetli olan çocuklar arasında 2 ve 8 yaşında olan birisi yok. Şimdi de her yaş için kaç tane çocuk olduğuna bakmam gerekiyor. Partiye katılanlardan biri, Deniz, 3 yaşındaymış. Evet, 3 yaşında olan bir çocuk olduğunu göstermek için buraya bir çarpı koyabilirim ya da bir nokta. Gelin biz nokta koyalım. Bu nokta bize partiye katılan ve 3 yaşında olan bir çocuk olduğunu gösteriyor. Sırada Ümran var ve Ümran 5 yaşında. İşte bu nokta Ümran'ı temsil ediyor ve bize Ümran'ın yaşının 5 olduğunu gösteriyor. Süreyya, bir bakalım, Süreyya da 5 yaşında. O halde buraya bir tane daha nokta koymam gerekiyor. Ve böylece partide 5 yaşında 2 çocuk olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bu Ümran, bu da Süreyya. Jülide ise 6 yaşındaymış. Devam edelim, Vahit 6 yaşında. Vahit'i kendi rengiyle gösterelim. Evet. Vahit de 6 yaşındaymış. Sonra 7 yaşında olan Levent var. İşte bu noktada Levent'i gösteriyor. Ve son olarak Alize var. Alize de 6 yaşında. İşte bu da Alize'nin noktası olsun. Gördüğünüz gibi bu tabloda verilen bilgileri grafik üzerinde göstermiş oldum. Peki sizce bu grafik neden yararlı? Grafik sayesinde tablo üzerinde oldukça karmaşık görünen bilgileri daha açık ve net bir şekilde gösterebildik. Evet, grafiğe baktığınız zaman partide 4 yaşında olan bir çocuk olmadığını hemen söyleyebilirsiniz. Ya da 6 yaşında olan çocukların sayısının diğer çocuklardan daha fazla olduğunu da. İsterseniz şu soruları da sorabiliriz. Hatta gelin bu tabloyu unutalım. Evet, ekranı kaydırıyorum ki artık tabloyu görmeyelim. Diyelim ki Elimizde sadece bu grafik var ve bu sayılar da yaşları gösteriyor. Evet, bunlar çocukların yaşları. Evet, bu noktalarda partiye davetli çocukları temsil ediyor. Bu bilgilere dayanarak ve sadece grafiğe bakarak 5 yaşından büyük kaç çocuk olduğunu söyleyebilir misiniz? 5 yaşından büyük olan çocuklar için 6 ve 7 yaşındaki çocuklara bakmamız gerekiyor. 8 veya 9 yaşında ya da daha yukarı olan çocukların bilgisi yok elimizde. O yüzden buradakilere bakacağız. 3 çocuk 6 yaşında. 1 çocuk da 7 yaşında olduğuna göre toplam 4 çocuk 5 yaşından büyüktür diyebiliriz. Aynı şekilde 5 yaşından küçük olan çocukların sayısını da merak ediyor olabilirsiniz. Hadi bunu da hesaplayalım. 5 yaşından küçükler ya 3 ya da 4 yaşında olacak ve Buraya baktığımızda sadece bir tane nokta görüyoruz. O halde 5 yaşından küçük sadece bir çocuk var. Evet, elimizdeki grafik üzerinde göstererek bazı soruları cevapladık. Çocukların katıldığı parti kadar olmasa da eğlenceli bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir.